Şimdi diğer işlemimize geçelim. Fark işlemi. A fark B diye okunur arkadaşlar. Ya böyle gösterilir ya da böyle gösterilir. İkisi de yaygın kullanımdır. Dikkat edin, tamam mı? A fark B demek ne demek? Bildiğin çıkartma işlemi gibi düşün yani. A kümesinden B'yi çıkartıyorsan A kümesinden B'ye ait ne kadar parça varsa atacaksın. Yani A fark B demek A kümesinden B'ye ait parçaları atarsan burası kalır. B fark A'da haliyle burası olmuş olur. Tamam mı? Ortası da zaten neydi mesela? A kesişim B idi. O zaman şöyle diyebilirim mesela. A fark B ile B fark A'nın eleman sayılarını toplayıp bunlara bir de A kesişim B'nin eleman sayısını eklersem bütün birleşim kümesinin eleman sayısını oluşturmuş olmaz mıyım? Evet, ama çok kolay, çok da böyle gerekli olmayan bir formüldür. Dikkat edin. Fark anlaşıldı diye düşünüyorum. Bildiğin çıkartma gibi düşünüyorsun. Altta da bazı küçük şeyler yazdım. Mesela A fark B'yi sen kesişim cinsinden yazmak istiyorsan ikisini de aynen yaz A, B diye. İkincinin tümleyenini al, ortaya kesişimi yapıştır. Tamam mı? B fark A'ya aynısını yapmak istiyorsan yine aynı. B, A ikisini yaz, ikincinin tümleyenini al, ortaya kesişimi yapıştır. Tamam mı? Şurada başka bir örnek vereyim. X fark Y demek ne demek? Kesişim cinsinden yazmak istiyorsan bunu ikincinin tümleyenini al, ortaya kesişimi yapıştır. Tamam mı? Ama soru içerisinde geçerse dediğim gibi aynı De Morgan kuralları gibi bunları ben size farklı türlü yaptıracağım. Peki kim söyleyebilir şunu bana? E fark A nedir? E kesişim A'nın tümleyeni mi? Yok, ben şu açısından sormuyorum. Tamam, bunları işledik. Yok, bunları işledik. Tamam, bu bitti bu olay. Tamam mı? Tamam, buradan sen şuna benzeterek E, A şöyle yazabilirsin, bir şey demiyorum. Ama bu demek ne demek zaten? Daha da basitleştirelim. Peki şöyle diyeyim ben size. A kümesi şu olsun. Bu da evrensel olsun. Şimdi ben ne istiyorum burada? Evrenselden yani tamamından A'yı at. A'yı atarsan ne kalır? Burası kalmaz mı geriye? Aynen öyle. Burası da nedir zaten bizim için? A'nın tümleyeni. O zaman bunun cevabı A'nın tümleyeniymiş. Anladık mı arkadaşlar? Böyle küçük basit şeyler de gelebilir karşınıza. Aşağıdakilerden kaç tanesi doğrudur dediği zaman böyle bir şey yazarsa doğru olup olmadığını anlayabil diye bunun çalışmalarını da yapmak istedim. Bir de bize böyle liste biçiminde de verilebilir. Tutup da kümeleri çizmek için uğraşmayın. Tek tek bulalım isterseniz. Mesela A fark B lazım bize. A fark B ne demekti? A'dan B'ye ait her şeyi at. Şimdi bak A'yı istiyorum ama B'ye ait bir şey varsa at. Ne var mesela? A. Değil mi? B. Hayır, B, B'de de var. İstemiyorum. Değil mi? C. C'yi istiyorum. D. B kümesinde de var. 1. Evet. 2. 2 B kümesinde de var. İstemiyorum. 3. 3 de B kümesinde var. İstemiyorum. O zaman A kümesinden B'ye ait olan bütün elemanları atarsam şunlar kalır sadece. Bu buymuş. Peki bu nedir? B fark A. Bu sefer ne diyor? B'yi istiyorum yani. B'den A'ya ait parçaları at. O zaman bakıyorum. B A'ya ait. D A'ya ait. 2 ve 3 A'ya ait. O zaman bir tek ne kaldı? 5. Şimdi bu iki kümeyi ne yap diyor? Birleştir. Bu iki kümenin birleşimi nedir arkadaşlar? A, C, 1 ve 5. İşte bu kümenin ne diyor? 4 elemanlı alt küme sayısı. Nedir bu 4 elemanlı alt küme sayısı? 4 elemanlı olan bu kümenin 4 elemanlı alt küme sayısı 4'ün dörtlüsü yani 1. Yani kendisi değil midir arkadaşlar? Başka bir örnek. Şimdi bakın. Dediğim yere geldik. Bazı öğrenciler şimdi bunlara bakıyor. Ha diyor, şu De Morgan olması lazımdı diyor. Öyle ezberlemiştim diyor. Bu da fark işleminin hani kesişime benzeyeni ezberlediyse tabii ezber 1-2 gün sürüyor. Sonra bir daha aklımızda kalmıyor. Onun yerine şöyle çalışmanızı tavsiye ederim. Bir çizelim önce. A kümesi, B kümesi. Bu da evrenselimiz olsun. Şimdi siz burada kaç tane bölge görüyorsunuz diye sorsam. Ve her bölgeye de bir isim verelim. Sayısal bir isim vermeyelim. Bu sayılarımızla karışmasın. Mesela burasına X bölgesi diyelim. Burası Y bölgesi, burası Z bölgesi, burası T bölgesi. 4 çeşit bölge var değil mi? Başka bölge yok. Şimdi tek tek yapalım. S,
A kesişim B'nin dışı eşittir 4 demişti. A dediğim yerleri söyleyin bana. Hangi bölgelerden oluşuyor A? Söyleyebilir misiniz? Süper. X ve Y bölgeleri. B'nin dışını söyleyin. Hangi bölgelerden oluşuyor? X ve T. Güzel. Şimdi bunların neyini istiyor benden? Kesişimi. Yani ikisinde de olan bölge. Hangisi? X. Demek ki X bölgesinin eleman sayısını vermiş bana. Yani burası neymiş? 4 elemanlı bir yermiş. Bakın o farkın kesişim cinsinden yazılmasını ezberlemeden direkt bu şekilde çözebiliyorsun. Peki diğerine geçelim. A kesişim B'nin dışı. Bunun eleman sayısı için ne diyordu? 6. Şimdi söyleyin bana. A'nın dışı hangi bölgeler? Süper. Z ve T. B'nin dışı? X ve T. Peki ne istiyor? Kesişim. Yani ikisinde de olan bölge hangisi? Süper. T bölgesinin eleman sayısını vermeye çalışmış bana. Yani en dışın. En dış ne? 6 elemanlıymış. Soruya gelelim. B'nin tümleyeni. B'nin tümleyeni demek ne demek? B'nin dışı. Hangi bölgeler yani? X ve T. Yani buradaki eleman sayısını soruyor arkadaşlar. B'nin dışı. Tamam mı? Cevap yani 10. 4 eleman ve 6 eleman bulmuştuk oraları. Nasıl, zor mu? Burada da De Morgan'ı ezberlemeden yapmış olduk, tamam? Peki, geldik başka bir soruya. Denemek ister misiniz önce? Güzel. Oran orantıyla karıştırmış biraz. Tamam, bekliyorum o zaman cevabı. Güzel. Başka? Başka bulan? Süper. Yapalım. Bu kümelerin eleman sayıları sırasıyla 3, 5, 8 ile orantılıdır dediği zaman biz ne yapıştırıyorduk, hatırlayın oran orantı konusunda? 3K sırasıyla dedi. 5K, bu da 8K elemanlıymış diyebiliyoruz değil mi? A fark B burası. Yani 3K. A kesişim B burası. Yani 5K. B fark A şurası. Yani 8K. Bir de bir şey daha vermiş al kullan diye. Birleşimin eleman sayısı 12'ymiş. Birleşim arkadaşlar bunların bir araya gelmiş hali. Yani şunların toplamı değil mi? Bunların toplamı nedir? 16K. O da neymiş? 112. Sadeleştirirsen K buradan 7'ye böldüğün iki tarafı, 16'ya böldüğün iki tarafı 7 geldi. Şimdi ne soruyor sana? A fark B. A fark B neydi? 3K. E K neydi? 7. Yani cevap 3 kere 7'den 21. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Peki, çok güzel bir soru. Acaba bunun cevabı nedir? Zaman vereyim mi? Bekleyeyim mi? Hadi bakalım. Çok güzel bir soru. Eksi 4 ile eksi 2 diyorsun. Tamam. Tamam. Başka? Evet. Eksi 5, eksi 3 kapalı aralığı. Peki. Başka çözen yok mu arkadaşlar? İkisi de kapalı mı diyorsun? Tamam. Tamam. Hocam. Söyle. Eksi 2, eksi 5 kapalı, eksi 2 açık. Eksi 5 kapalı, eksi 2 açık. Güzel. Eksi 5, eksi 3 kapalı diyorsun. Tamam. Hocam ben de diyorum ki eksi 5 kapalı aradık, eksi 2 kapalı aradık. Peki ben çözüyorum hala diyen var mı? Yok. Evet, başlayalım o zaman. Şimdi ben A kümesi B kümesi verilmiş ya, ben öğrenciye soruyorum. A kümesi nedir diyorum. Adam şunu diyor bana. Hocam A kümesi şu değil mi diyor. Eksi 5 ile 1 aralığındaki sayılar. Yani işte eksi 5, eksi 4, eksi 3 böyle diyor bana. İyi de
Sana kim A tam sayı dedi? Kimse öyle bir şey demedi. Yani orada 1 bölü 2 de olabilir A kümesinin elemanı, değil mi? Eksi 5 ile 1 aralığında sonsuz tane sayı vardır. Oradaki tam sayıları baz alıyor öğrenci gidip de. Halbuki değil. Eğer öyle olsaydı zaten liste biçiminde sayıları verirdi sana. Böyle aralık olarak vermezdi. A kümesi bu, tamam. Sonsuz tane eleman içeriyor. B kümesi de ortak özellik yöntemiyle verilmiş. Nelerden oluşuyor? X'lerden oluşuyor. Nasıl X'ler? Bak kardeşim, şu özelliği sağlayan X'ler. Nasıl sayılar? Reel sayılar. Peki o zaman bize düşen görev bu özelliği çözmek o zaman. Değil mi? Şimdi bu özelliği çözecek olursak, mutlak değer 9'dan küçük eşit diyor. Mutlak değer sayıdan küçükse ne yapıyorduk? Mutlak değerin içini yazıyorduk, içine karışmıyorduk. O sayının kendisiyle eksilisi arasında yazıyorduk o mutlak değerin içine. Peki burada şimdi x'i yalnız bırakacağız. Her tarafa 5 ekliyorum öncelikle. 5 eklersem sol tarafa eksi 4. 5 ekledim buraya 2x. 5 ekledim sağ tarafa 14. Şimdi her tarafı 2'ye bölüyorum. Eksi 2, x ve 7. Şimdi B kümesi buymuş. Kaç tane sayı olabiliyor? Sonsuz tane hocam. Burada da tam sayı demiyor ki bana B, değil mi? Ne diyor? Reel sayı diyor. Şimdi A fark B kümesini bulacağım. Bu şekilde kafan karışabilir. O yüzden ben şunu öneriyorum hep öğrencilere. Bir sayı doğrusu çizin ve net görün arkadaşlar. Net. Şimdi A kümesi eksi 5, 1. Şu sayıları da yerleştirelim bir de. Sayılar lazım bize. Eksi 5. Şurada bir yerde eksi 2 var diyelim. Şurada bir yerde 1 var diyelim. Şurada bir yerde de 7 var diyelim. Tamam mı? Şimdi A kümesi eksi 5. Şöyle dışarıda gösteriyorum arkadaşlar. Eksi 5 dahil. Nereye kadar? 1'e kadar. 1 de dahil. Tamam mı? Burası A kümesiymiş. B kümesine bakalım. B kümesi eksi 2. Şöyle dışarıda gösteriyorum. Karışmasın ortalık. Dahil. 7'ye kadar. 7 de dahil. Ve aradaki bütün sayılar sonsuz tane. Burası da B kümesiymiş. Adam benden ne istiyor? A fark B kümesini. A fark B demek ne demek? Kardeşim bak, A'yı istiyorum. B'ye ait bir yer varsa at diyor. A'nın hepsini istiyorum ama B'ye ait parçaları istemiyorum. Dikkat edecek olursan buralar hep B'ye ait aynı zamanda, değil mi? Buralar hep B'ye ait, ait. En son kim B'ye ait? Eksi 2. O zaman eksi 2'yi de istemiyorum. Buradan sonrasını istiyorum. Nereye kadar? 5'e kadar. 5'i de, eksi 5'i de istiyorum. O zaman karşımıza ne geldi? Eksi 5, eksi 2 aralığı ama eksi 5 kapalı, eksi 2 açık. Anladık mı arkadaşlar? Aranızdan bir kişi böyle bir cevap vermişti galiba. Öyle hatırlıyorum. Evet. Ve tebrik ediyorum onu. Ama eksi 5 ve eksi 2 sayılarına ulaşmanız da mükemmel bir şey. Bu şu demek. Matematik sağlam, güzel, konuyu öğreniyorsun. Ama dikkat eksikliğin var, hala dikkat et. O dikkat eksikliğini de nasıl giderirsin? Üşenme, gerekirse çiz. Güvenme kendine. Tamam mı? Bakın ÖSYM kendine güvenenlere ayıplıyor. Hata kabul etmiyoruz orada. Hocam bir daha. Tamam, bir daha anlatalım. Şimdi A kümesi, o bir daha diyen arkadaş mikrofona gelebilir mi? Tamam, karşılıklı konuşarak gidelim, tamam mı? A kümesi bu aralıkta, doğru mu? Tamam. B kümesi ortak özellik yöntemiyle verilmiş. O zaman bu özelliği çözeceğiz, doğru mu? Bu özelliğin çözümü anlaşıldı mı? Bunu tekrar etmeme gerek var mı? Tamam. B kümesi bu aradaki sayılar. Süper. A kümesi de bu aradaki sayılar. Şimdi A fark B'yi bulacağız ya. Öncelikle diyorum bir sayı doğrusu çiziyorum. Eksi 5, eksi 2, 1 ve 7. Tamam mı? Şimdi A kümesi için ne diyordu bize? Eksi 5'ten 1'e kadar bütün sayılar. Sonsuz tane sayı var değil mi? Şöyle. Eksi 5 ve 1 de dahil. Bu A kümesi. Peki B kümesi için ne diyor? Eksi 2'den 7'ye kadar. Eksi 2 dahil. 7'ye kadar. Bütün sayılar 7 de dahil. Tamam mı? Bu da B kümesi. Şimdi adam benden ne istiyor? A kümesinden B'ye ait parçaları at.
A kümesinden, yani şu maviyi istiyorum ama B'ye ait bir kısmı varsa at diyorum. Şuraları görüyor musun? Buralara B'ye ait. Fark ettin mi? B'de de var buralar. O zaman buraları da atıyorum. En son kim B'ye ait? Eksi 2. Eksi 2'yi de atıyorum o zaman. Eksi 2'yi de atarsan eksi 2 yok burada. Ama buradan sonrası A'nın içinde var. Doğru mu? A'yı istiyorum demiştik ya. Eksi 5 de var. Bak eksi 5'ten eksi 2'ye kadar bütün sayılar istiyorum. Eksi 2'yi istemiyorum çünkü onlar aynı zamanda B'nin içinde. O zaman çözümümüz şuymuş diyorum. Eksi 5, eksi 2 aralığındaki sonsuz tane sayı. Eksi 5 dahil ama eksi 2 dahil değil. Okey. Peki. Güzel bir soruydu.